Öncelikle mevcut durumu tespit edelim. Türkiye'de bir otoriter başkanlık rejimi var ve bu başkanlık rejimi çalışmıyor. AK Parti sürekli erime içerisinde olan bir parti. Oy kaybediyor. 2009 ekonomik krizi ile 2009 yerel seçimlerinde gelmiş olduğu noktaya gelmiş durumda oy oranı. Yani son 10 senenin en dip noktasında. Ama ekonomik kriz 2009'daki finansal kriz gibi bir kriz değil. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi 3 seneden beri devam eden, aslında 2011'den beri ekonomi tekliyor ama 3 seneden beri hızlı bir aşağı gidiş var. Sadece bir finansal değil, bir ekonomik krizle de karşı karşıyayız. İniş aşağı doğru hızla devam ediyor. Son 3 çeyrekte çok belirgin bu ve 2020'de krizin, ekonomik krizin daha da ağırlaşacağı beklentisi hakim. Öte yandan 2009'da karşı karşıya olmadığımız bir başka kriz daha var. Bugün ele alacağımız Suriyeli sığınmacılar krizi. Biz sadece Suriyeli sığınmacılardan bahsediyoruz. Toplam 5.3 milyon ama 1.4 milyon da başka ülkelerden gelenlerle 7 milyona yaklaşan bir toplam nüfusun %8,5'una yaklaşan bir sığınmacı nüfusundan bahsediyoruz. Dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke durumunda Türkiye. Bunların ekonominin üzerinde oluşturduğu büyük bir yük var. Bu iki büyük yükle ve çalışmayan bir devlet sistemiyle 31 Mart seçimleri ve 23 Haziran seçimlerinden üst üste iki defa mağlup çıkmış bir AK Parti var ve Recep Tayyip Erdoğan var ve en önemlisi 31 Mart seçimlerine ama özellikle de 23 Haziran'a kadar güçlü mağdur siyasetçi kimliğiyle başarı kazanan Erdoğan'ın 23 Haziran seçimlerinde bu profilini tamamen yitirdiği ve güçlü mağdurun yerine haksız, zalim bir profille seçmenin önüne çıktığını görüyoruz. Kaçınılmaz olarak bütün bu faktörlerin bir araya gelişi AK Parti'yi oluşturan siyasal kadrolarda da parçalanmaya ve umutsuzluğa neden oluyor. AK Parti'ye destek veren seçmen segmentlerinde, bölümlerinde de umutsuzluğa neden oluyor. Özellikle AK Parti döneminde belirli ekonomik ve sosyal kazanımlar elde etmiş olan kentli seçmen Erdoğan'ın bu politikaları sürdürmesi durumunda elde ettiği kazanımları kaybedeceği endişesi içerisinde hareket etmeye başlıyor. Bu hareketini de özellikle 23 Haziran'da İstanbul'da çok net bir şekilde gösterdi ve Millet İttifakı'na önemli bir AK Parti'den oy kayması gerçekleşti. Aslında Erdoğan'ın oluşturmuş olduğu ayrıştırma politikası araya böyle adeta görünmeyen bariyerler koymuştu ve seçmen geçişi zordu bu. Ama son seçim, genel seçimde bunu yaşadık mesela. Ama 23 Haziran'da bu bariyerler yıkıldı. Ve yıkılmaya da devam ediyor. Şimdi burada sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 tane ama özellikle ikisinden çok bahsediliyor. AK Parti içerisinden çıkan doğum süreciyle karşı karşıyayız. Birisi Davutoğlu'nun temsil ettiği yeni partileşme, diğeri de Babacan'ın temsil ettiği yeni partileşme. Tabii bu partileşme süreçleri nasıl devam eder onu hep birlikte göreceğiz. Ama Sayın Bakanım tarihten de örnekler verdi. Onun için bir tek parti, tek adam rejimine karşı yapılacak muhalefetin sürükleyici, meydan okuyucu bir liderlikle gerçekleşmesi lazım. Mesela Celal Bayar'ın
Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı muhalefeti böyle bir muhalefettir. 46-50 arasında. Mesela Bayar şunu söyler. Der ki oylarımız çalınıyor. Demokrat Partili seçmenler silahlarınızı belinize takın gidin sandığın başına. Ve oylarınızı savunun. Bu açıklama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ve rahmetli İnönü'nün de bazı adımlar atmasına, yani demokratikleşme doğrusuna bazı adımlar atmasına neden olacaktır. Seçim sisteminin değiştirilmesi dahil. Şimdi burada ne Davutoğlu'nda ne Babacan'da böyle meydan okuyucu bir liderlik henüz görülmüş değil. Davutoğlu ağzından bir şey kaçırdı. Hatırlayacaksınız. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında dedi olanları bir anlatsam hepimiz düşündük. 7 Haziran 1 Kasım arasında hakikaten Türkiye'de çok büyük olaylar yaşandı. Dağlıca'da 16 tane askerimiz şehit oldu. Iğdır'da 13 polisimiz şehit oldu. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük Orta Doğu türü kitlesel katliamı gerçekleşti. O kitlesel katliam gerçekleşirken polisin listesinde olan ve bu katliamı gerçekleştiren unsurlar Ankara'ya girerken belirli saatler arasında aramalar kaldırıldı. Polis müfettişleri raporladılar ve tahkikat istediler, tahkikatlara izin verilmedi. Yani hepimizin aklına birçok şey geldi. Peki Erdoğan ne dedi? Davutoğlu'na dedi ki bakın, böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını önde tutamaz, kimse kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Demek ki Davutoğlu'nun söylediği şeyler çok, kastettiği şeyler çok önemliydi. Ama sonra Davutoğlu çıktı televizyona. Dedi ki ya işte ben şu görüşmeye gitmiştim de bu görüşmede böyle söylendi de orada bana. Anladık ki Davutoğlu bu işin üstüne gidemedi. Arkasında duramadı. Meydan okuyucu bir liderlik şu ana kadar gösteremedi. Bundan sonra yapar mı? Bilmiyorum. Göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Ama siyaset iddiayı gerektiriyor. Hele bir siyasi parti kuruyorsanız, o zaman bu iddiayı Erdoğan'a karşı kuruyorsanız, bu iddiayı taşımalısınız. Mesela İYİ Parti kurulurken bu iddia ortadaydı. Ve meydan okuyarak kuruldu İYİ Parti. Tutuklanma tehlikesiyle kuruldu İYİ Parti. Yaptırılmama, açtırılmama partinin açtırılmaması tehlikesiyle kuruldu İYİ Parti. Bunun için biraz cesur olunması gerekiyor. Babacan, şu ana kadar Babacan'dan da böyle bir çıkış şey yapılmadı, gösterilmedi. Öte yandan Türkiye'nin iki ağır sorunu var. Çok ağır. Birisi ekonomik kriz, öbürü Suriyeliler. Birisini Türkiye'nin kucağına bırakan mimar Davutoğlu. Yani Suriye politikasının mimarı Davutoğlu'dur. Stratejik derinlik, öyle mi? Davutoğlu'dur. Ve Suriye'den ilk 100 bin sığınmacının gelmesi, bu sığınmacıların kamplara yerleştirilmesi, Birleşmiş Milletler'in bu sığınmacıları görüp Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bir müdahale, askeri müdahale Suriye'ye yapmasının önünün açılması, bu süreçlerin planlayıcısı da Davutoğlu'dur. Daha sonra Suriye'den devam eden, 100 bini kendisi kırmızı çizgi olarak koymuş olmasına rağmen devam eden sığınmacı akını karşısında da durmamış, devam etmiştir. Yine Türkiye'nin elinde patlayan bir, biliyorsunuz, terörle müzakere süreci vardır. Bu terörle müzakere sürecinin en önemli savunucularından bir tanesi Davutoğlu'dur.
Serok Ahmet diyorlar bana demişti. Davutoğlu'dur. Evet yani Davutoğlu'nun Cumhuriyet'in... Davutoğlu'nun başbakanlığı sanıyorum ondan sonra. Efendim? Başbakanlığı ondan sonra. Hayır başladıktan sonra ama... Hayır başbakanlığı diyorum ondan sonra. Yani ondan sonra başladı ama sonra. En önemli savunucularından bir tanesi yani olmuştur. Bakın üçlendi ve en önemli savunucularından bir tanesi oldu çünkü önümüzde şeyler de var. Yani kendi açıklamaları var. Ben kendi açıklamalarından hareket ediyorum. Davutoğlu sonra Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine bir meydan okumayı deklare eden siyasetçi.